vallahi çok iyiydin. Ben de gelseydim. Yok hocam, gerekmez. Siz onlarla kalın. Ateşi düştü mü? Titremesi durdu mu? Düştü düştü. Her şey normal. Çok iyi anacığım, çok iyi. Ama uyuyor. Mihrelim nasılsın? Sıra sende anne. Ayağa kalkacağım. Bakarsın belki birdenbire kaynanalık etmen gerekir. Bakalım. Gel sen yine de kötü düşünme. Kötü düşünmüyorum ki. Şüpheleniyorum. Bana kalırsa Mihriban'ı o hemşire bir daha zehirledi. Bu gece bütün pislikleri temizliyoruz, tamam mı? İşi doğru dürüst yapamazsak başımız beladan kurtulmaz. Şimdi Mihren'in dükkanından bir çekiç alacaksınız. Elinin altındaki bir çekiç olsun. He abi. Bir de kürek. Anladım abi. Bu işi tertemiz yaparsak tereyağından kıl çeker gibi sıyıracağız. Dünyanın en güzel kızıyla evleneceğim. Dur, ne yapıyorsun? Söyle bakalım. Kimmiş o? Kendimden tiksiniyorum. Saflığımızı kendi ellerimizle mezara gömdük. Bostancı'da böyle hırgür çıkmaya başladığından beri ödüm kopuyor. Ha şimdi Mihriban gelip yakama yapışacak. Bana evlatlık olduğumu niye söylemedin diye boğazıma sarılacak. Her gün bunun telaşesini çekiyorum. Yeter. Koyayım mı abi? Nişanlı küreği nerede? Burada. Cesedin yanındaki toprağa sürt biraz. Şimdi bu küreği tekrar Mihren'in dükkanına bıraktık mı iş tamamdır. Dur yardım edeyim, öyle taşıyamazsın. Birilerini çağıralım. Bizden uzak dur. Aa, ne oldu ki? Bizden uzak dur. Ne oldu Mihreli? Bizden uzak dur dedim. Neyim var? Bir halt işledim. Ha? Nefsime yenildim. Tertemiz. Anamdan doğduğum gibi gelinlik yiyip gitmek varken. Bak Mihreli. Niyetin sağlamsa her hatanın bir telafisi vardır. Başkası ihbar etmeli. Uzatma Mihrali. Anana hikaye anlatacak değilsin ya. Mihriban'ı isteyelim diyeceksin, o kadar. Mihriban'ı hemen isteyelim. Ne? Mihralim, bir tanem. Sen şu Fadime'nin halini de bir yoklasan. Nasıl yoklayacağım? Sen Fadime'ye kızmadın mı? Kızmış görünmeye devam edeceğim. Ama yine de göz kulak olmalıyız. Yine arka çıkmaya gelmiş değil mi? Hasbihal'ı bana neden sahip çıksın ki? Ben sahipsiz değilim. Ha şöyle, söyle ona çizmeyi aşmasın. Mihriban'la Mihrali'nin sözü kesiliyormuş bu akşam. Tutuklandılar mı? Yok abi, serbest bıraktılar. Demek ötmediler. Geleli basın meselemize. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle. Çık dışarı Mihrali! Çık diyorum! Mihrali! Mihrali. Hocam, bu benim işim. Hayır, benim işim. Sen karışma dedim sana dayı! Yaklaşma! İşi bitirdim ben. Mihrali müebbet hapis yatacak. Vallahi bitirdim işi. Ama bu benim işim. Manyak mısın oğlum? Hapiste çürümek mi istiyorsun? Sana altın tepsi içinde Mihriban'ı vereceğim. Mihrali tahammüden adam öldürüp gömmüş. Sarhoş musun Eşber? Biraz öyle. Sen onu bana bırak. Gel Eşber. Gel hadi.
Eşber, senin bu yaptığın iş değil. Haddini aşma. Dumanlı Hoca, sen bu işe karışma. Sus Eşber, sus diyorum sana. Dayı, gelme üstüme. Yeter artık. Bu işi bu gece bitireceğim. Adamın kapısına dayanmak, silah çekmek, bunlar olacak işler değil Razim. Al git şunu buradan. Tamam hocam, sen bana bırak. Bak Eşber, dinle beni. Hayır, artık kimseyi dinlemiyor. Durun. Siz içeri geçin hadi. Gidin diyorum. Eşber, yanlış yapıyorsun. Beni dinlesen iyi olur yeğenim. Hadi gidelim buradan. Sana diyeceklerim var. Hadi yürü. Ne diyeceğim bana ya? Diyeceğin mi kalmış artık? Var. Hem de çok diyeceğim var. İnat etme. Beni dinle de gidelim buradan. Hadi yeğenim, gidelim. Tamam. Hadi. Hadi bakalım. Girin. Siz de geçin içeri. Boyu devrilsin. Oturun. Emine şerbetleri tazele. Mihrali, seninle biraz konuşalım. Ulan az daha birçok inciri berbat ediyordun salak. Sana beni dinle diyorum. Yapma diyorum. Mihriban'ı ona yar etmem dayı. Ölüsü de benim, dirisi de. Ulan aksini söyleyen mi var? Beni dinlesen olacak. Ama dinlemiyorsun ki. Sözü kestiler. Hemen üstüne düğün de yaparlar. Sen bana hala dinle diyorsun. Senin kısa aklın basmaz böyle şeylere. Mihral'in başına öyle bir çorap öreceğim ki sen bile şaşıracaksın. Beni anladın değil mi? Peşini bırakacaksın ve bana bu işin burada bittiğine dair söz vereceksin. Ama hocam. Aması maması yok. Senin yükün artık eskisinden ağır. Haklısın da. Uzatma Mihral'i. Ne dediysem o. Peki. O zaman hadi bakalım. Biz de şerbetlerimizi içelim de ağzımızın tadı yerine gelsin. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Ne dikiliyorsun önümüzde? Çekilsene. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Çekil lan deli. Kurbağa gibi esin şimdi seni. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Buyur hocam. Evet, demir tavında dövülür. Bu işi fazla uzatmayalım. Bir an evvel nikah muamelelerini başlat. Bir yandan bu işler hallolurken biz de düğün hazırlıklarına başlayalım. Ne zamandır düğün yemeği yememiştik. Artık maharetlerinizi döktürün de görelim bakalım. Kapıyı.
Aa, hayrola Rasim, ne oldu? Bana mı soruyorsun? Ne olduğunu şu deli oğluna sor. Yeter ya. Her dakika kas çobanı gibi gülecek miyim ben sizi? Niye, ne oldu ki? Daha ne olsun be? Bana bak abla. Bu deliği zapt et. Benle konuşmadan bir daha bir işe kalkışmayın. Tamam mı? Tamam tamam. Yeter artık. Tepeme attırmayın benim. Şunu al, yerine koy. Bir daha da yerli yersiz çıkarma. Rasim, dur bak senden ne konuşacağım. Sen ne bakıyorsun lan? Ne oldu? Nihayet Mihrali'nin ne olduğunu anladın mı? Mihrali, Mihriban'ın Ali'si demektir. Bunun böyle olduğunu dünya alemi bildi de bir sen bilemedin Eşber. Bela mısın lan sen? Karınım senin, unuttun mu? Kes lan! Suratının ortasına yapıştırmayın şunu. Doğru, yaparsın. Huyunuz bu sizin. Tohumunuz da var. Tutmazsınız vurursunuz. İstemezsiniz alırsınız. Vurarak, kırarak, dökerek, zorla. Böylesiniz siz. Vay şıllık vay. Şuna bak. Neler de diyor. Ulan şerefsiz kız. Aileme laf etmek sana mı düştü lan? He? Allah cezanızı versin hepinizin. Ulan hala konuşuyorsun ha? Hala konuşuyorsun ha? Geberesce şuruk. Merhabalar Zeynep Hanım. Ne istiyorsunuz? İnan bir dakika aklımdan çıkmıyoruz. Seninle yarım kalmış bir yemeğimiz var. Ben söyleyeceğimi söylemiştim Rasim Bey. Koyun koklaşa koklaşa, insan konuşa konuşa. Biraz dert etsek iyi olur. Seni ilgilendiren bir mesele var. Neler saçmalıyorsunuz siz yine? Mihrali ile Mihriban'ın söz kestiklerini duymadın galiba. Alo. Zeynep. Orada mısın? Size inanmıyorum. Fadime. Hayırdır kızım? Gir içeri kızım, hadi gir. Ana ne bağırıyorsun? Nerede bu adı batasça? Yok mu? Yok. Her yere baktım. Fadime! Geberes çeşillik. Kim bilir nereye gitti? Sakın kaçmış olmasın. Bilmem. Belki de kaçmıştır. Nereye? Ne bileyim ben. Aman bırak gitsin soykan. Ana sen ne diyorsun ya? Oyalaşmadan karı olmazdı sana. Kurtulmuş oldun. Ana çıldırtma adamı. Karnında benim çocuğumu taşıyor. Var mı öyle canın sıkılınca kaçıp gitmek? Gebertirim lan. Aman tamam tamam. Bağırıp durma öyle. Nereye gitti bu kadın? Cehennemin dibine gitsin inşallah. Gitse gitse Dumanlı Hoca'ya gitmiştir. Nereye gidecek? Gelsene.
Nasılsın? İyiyim. Nereye böyle? Evden bir şeyler istediler de onları alacağım. Hayrola, bir hazırlık mı var? Evet. Ablamla Ali abinin sözü kesildi. Bugün nikahları kıyılacak. Ya öyle mi? Benim gitmem lazım. Tamam. Fadime! 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 Fadime gel buraya! Fadime! Hayrola Eşber? Ne istiyorsun? Onu! Bu halinde olmaz Eşber. Dumanlı Hoca, Dumanlı Hoca. Ben karımı almaya geldim. Tamam alırsın ama böyle değil. Hele önce bir sakinleş. Fadime gel buraya. Sus Eşber, şimdi git. Önce sakinleş sonra gel. Karımı almadan bir yere gitmem. O benim nikahlı karım Dumanlı Hoca. Bu mudur usul Erkan? Böyle mi yazar kitapta? Buraya biz getirmedik onu, kendi geldi. Gel kız buraya. Gidiyoruz. Lan senin. Şşt. Seyfullah kendine gel. Siz de girin içeri. Bak Eşber. Çocuk değilsin. Koca adamsın. Şimdi git öğle namazından sonra camiye gel konuşalım. Bazen karı koca arasında böyle şeyler olur. Konuşur hallederiz. Ama şimdi git. Tamam. Ama ben bunu böyle bırakmam. Fadime'nin karnındaki kedi yavrusu değil. Bunu herkes iyice soksun kafasına. Üç gün içinde işlemler tamamlanır. Üç gün sonra gel nikah gününü ayarlarız. Sağ olun. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ali. Merhaba. Hayrola? Nikah muamelesi için müracaat ettim de. Ya öyle mi? İyi etmesin. Gün aldın mı? Üç gün sonra vereceklermiş. İyi hadi bakalım. Ali! Buyur başkan. Hayırlı olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Mihriban. Efendim ana. Gel ya. Al bak. Bu senin. Bunu bana rahmetli teyzen Nezahat vermişti. Çok güzelmiş. Evet güzel. Yalnız güzel değil. Aynı zamanda. Nikahın kıyılırken bunu örtersin başını. Teyze ana yarısı sayılır. Yapma anne. Ben yabancıya mı gidiyorum? Biliyorum.
biliyorum ama ne bileyim. Zeynep Hanım. Ne işiniz var burada? İş adamları hasta olamaz mı? Neyiniz var? Kalbim niyeyse küt küt atıyor. Özellikle de sizi görünce. Gidin buradan. Dün gece söylediklerimi hatırlıyorsunuz. Doğru muymuş? Duyduğum bütün dedikodular gerçek çıkıyor. Umarım sizin hakkınızdakiler doğru değildir. Neymiş onlar? Siz Mihriban'ı öldürmeye teşebbüs etmişsiniz diyorlar. Saçma. Neyse. Kimse sütten çıkmış ak kaşık değildir. Hükümetin önünden geçtim. 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 Hükümetin önünden. Ne dedikodusuymuş? Mihriban'ı kaçıran Adnan vardı. Bir süredir ortalarda yok. Mihr Ali intikamını mutlaka almıştır diyor. Öyle mi? Hep ayakta mı konuşacağız? Şöyle buyurun. Sanırım ortak noktalarımız giderek artıyor. Ne kadar güzel ifade ettiniz. Peki sizce Mihr Ali Adnan'ı öldürmüş müdür? Irmak Köprüsü'nün altına gömdüğünü görenler bile varmış. Ya, öyle mi? Fadime dumanlılardaymış. Eşber kötü dövmüş. Karnındaki bebeği acıyor insan. Alo. Öyle mi? Tamam. Ben de otele döndüm zaten. Kapıdayım. Hoş geldin Zeynep. Şu yarım kalan yemeğimizi tamamlamaya ne dersiniz? Memnuniyetle. Bu kız kör cahil hoca emmi. Daha önce sözünüzü dinledi mi ki? Ona sormaya gerek yok. Seyfullah. Bak kızım. Burası senin de evin. Her zaman başımızın üstünde yerim var. Siz benim öz evlatlarım gibisiniz. İyi düşün, öyle karar ver. Tamam. Eşber senin nikahlı kocan. Karnında onun çocuğunu taşıyorsun. Ne bileyim hocam. Bileceksin kızım. Bilmelisin. Buna sen karar vereceksin. Gündüz söylediklerinizi düşündüm de gerçekten pek çok ortak yönümüz varmış. Böyle düşünmeye başladığına sevindim. Ali bana ve sevgime ihanet etti. Yani? Düşündüm ve kendi kendime dedim ki düşmanımın düşmanı benim dostumdur. Güzel. Madem düşmanlarımız ortak, neden gereğini yapmıyoruz? Nedir gereği ve nasıl yapacağız? Peki bunu neden çıkıp yukarıda konuşmuyoruz?
Sağ ol başkanım. İyi günler. İyi günler. Nasılsın Azam? İyiyim. İyiyim de nereden icap etti böyle? Kaç gündür niye gelmiyorsun eve Azam? Sen gittin, dağılmaya başladık baba. Ev tepemize çöküyor, evin direği ortada yok. Bugün mü aklınıza geldi evin direği olduğunu? Bunu duymamış olayım Azam. Öyle deme baba. Her şey ortada. Bırakalım şimdi bunları. Dön evine Azam. Ha, sahi Fadime nerede? O nasıl? Fadime yok baba. Nasıl yok? Ne yaptınız kıza? Ay biz bir şey yapmadık. Ne yapacağız? Kendi kaçtı gitti. Kaçtı mı? Nereye? Dumanlı Hoca'nın yanına. İyi etmiş. Size ben bile dayanamadıktan sonra o blok bacık canıyla nasıl dayansın? Baba. Karnında torununu taşıyor. Baba gibi davran da bize yol yordam göster. Torunumuzu elin yanında doğurup bizi el alemin diline düşürecek. Dersiniz ya. Belasınız ya. Tövbe estağfurullah. Baba. Gel yine başımıza. Dumanlı Hoca ile senin konuşman daha doğru olur. Ana, hadi geciktik. Geldim oğlum, geldim. Mihral'im, bunlar sizin. Babanla benim yüzüklerimiz oldu. Rahmetliden Yadigar. Bunlar sizin nikah yüzükleriniz olsun. Milali, damat oluyor lan. Evet hekimim, öyle oluyor. Başala, 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 başala. Sağ ol. Hadi anneciğim, sen de bir an önce. Ben o Cemre'ye gidiyorum. Tamam oğlum. Hükümetin önünden geçtim, hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Maşallah, maşallah çok güzel olmuş. Buyurun. Hayırlısıyla bu işi de bitirsin. İnşallah bitti sayılır. Ah, rahmetli Kemal'im de görseydi. Çok severdi. Merhaba. Merhaba. Sana bir şey söyleyecektim. Biraz yürüyelim mi? Olur. Senden bir ricam olacaktı. Yarın alışveriş için Gönen'e gidecektim. Benimle gelir misin? Hem biraz gezmiş oluruz. Burada çok canım sıkıldı. Bir arkadaşa ihtiyacım var. Gelirim tabii. Çok güzel olur. Ver Aspal'ı götüreyim. Hay Allah. Nerede kaldı bu Mehmet? Geldi galiba. Buyurun Hoca Emre. Sağ ol kızım. Selamun aleyküm. Aleyküm, aleyküm selam. Evet. Hoş geldin. Gelin kızımız hazır mı? Hazır Hoca Emre. O zaman hiç uzun böyle oturmaya gerek yok. Bismillah deyip başlayalım. Olur mu Hoca Emmi? Hele biraz soluklanın, birer kahve ikram edelim. Hmm.
önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Buyurun. Eşmer, sen burada bekle. Niye bekliyorum ya? Bekle dedim sana. Gelip de kızı ürkütme. Hasibe. Buyurun hoca efendi. Azam Bey'in bir diyeceği var. Gelinimle görüşecektim. Bir dakika çağırabilir misiniz? Çağırayım. Fadime. Gel kızım. Hoş geldiniz. Sağ ol kızım. Kızım, seninle konuşacaklarım var. İznin var mı? Azam Bey şöyle buyurun. Benim içeride biraz işim var. Buyur. Bak kızım. Biliyorum. Sana çok eziyet ettiler. Eşber'in son yaptığı da tuz biber ekti üstüne. Ama ne olursa olsun o senin kocan. Doğacak çocuğunun babası. Yerin onun yanıdır. Böyle şeyler her aile içinde olabilir. Bak, Eşber dışarıda seni bekliyor. Gel birlikte gidelim. Eşber beni karısı olarak görmüyor. Aklı hala Mihriban'da. Bana evdeki bir yanaşma gibi davranıyor. Gelemem. Biliyorum kızım. Son sözün bu mu? Evet. Peki. Allah yardımcı olsun. Gelmiyor değil mi? Yürü Eşber. Ne oldu? Gelmiyor Eşber, yürü dedim. Ne demek gelmiyor ya? İt gibi gelecek. Zorla güzellik olmaz. Zor oyunu bozar baba. Bozacak. Gidelim Eşber. Oğlum al bunları, lazım olur. Mihriban'ım ne istiyorsa al. Ben bunları bugünler için sakladım Mihran'ım. Hemşire Hanım, ben kontrole gidiyorum. Peki. Yarım saate dönerim. Tamam. Alo, jandarma mı? Kusura bakmayın, beklettik biraz. Ne önemi var canım? Buyurun. Mehmet yok mu yenge? O da gelseydi. Yok oğlum, sabah erkenden işim var, gidiyorum diye çıktı. Mihrali oğlum, geç kalmayın değil mi? Biliyorsun akşama kına gecesi var. Tamam yenge, merak etme. Hadi uğurlar oğlum. Thank you.
Ay çok yakıştı değil mi Mihir Ali? O da beğenmiş, baksana gözünü alamıyor. Sen de kendine bir şeyler beğenseydin Emine. Şimdi sırası mı Seyfullah? Ceset burada. Komutanım bulduk. Durun. Tamam öyle kalsın. Sen çık orada. Durum savcı beye bildireceğim. Savcı bey, aradığımız cesede ulaştık. Olay yerinde bekliyoruz. Tamam. Aa, şu gömlek ne kadar güzel. Sana da çok yakışır. Hadi bir deneyelim. Hadi. Hadi dedim. Ama Zeynep. Gel hadi. Buyurun hoş geldiniz. Merhaba. Şu vitrindeki gömleği görebilir miyiz? Tabii. Zeynep gerek yok. Yani ihtiyacım yok gömleğe. Aa uzattın ama. Hadi dene şunu. Hadi. Acıkmadınız mı? Vallahi ben hem acıktım hem susadım. Yemek ısmarlamayacaksınız diye korktum vallahi. Ne ikram ederim sizlere? Düğün alışverişinden sonra kasaba döneri yemek adettendir. Yaklaşık 1 metre derinlikte cesede rastlanmıştır. Cesedin 10 gün önce gömüldüğü tespit edilmiştir. Maktulün üzerinde herhangi bir kesici ve delici aletle açılmış yara izi bulunmamaktadır. Sadece ensesine sert bir şekilde vurulmuş ve vücudunda bazı darp izlerine rastlanmıştır. Delil var mı? Var efendim. Oğlum delilleri getir bakalım. Emredersiniz komutanım. Cesedin yanında bu çekici bul. Maktulün üzerinden kemik çıktı mı? Hayır efendim. Yalnızca ceketinin cebinde bu kibrit kutusu çıktı. Tüm kaplıcalar önümüzdeki mükemmel. Buranın çevre düzenlemesi faaliyetini de yapmalıyız. Gölenin içine dağılması da çok özel bir durum. Yani sıcak suyun her tarafa gitmesi, halkın hepsinden faydalanması, karıştırması. Ama bakın bu suyun diğer nimetlerinden niçin istifade etmeyelim? Yani bu suyu ısıtma amaçlı da kullanabiliriz. Evet. Şu anda belki bunu kullanıyorsunuz ama bunu daha yaygın hale getirmeliyiz. Daha yaygın hale dönüştürmeliyiz. Herkes faydalı. 2500 saniye daha da atmayalım. Planları var, projeleri var. İyi günler rahatsız. Bizim de Savcı Bey'in yanına kadar gelmeniz gerekiyor. Aa, çok yakıştı. Sağ ol Zeynep ama almasak daha iyi. Aa, olur mu öyle şey? Hadi. Ama Zeynep benim... Allah Allah. Düşündüğün şeye bak. Bu benim hediyem olsun. Bu şahsı tanıyor musunuz? Hayır tanımıyorum. Rasim Bey. Maktulün ceketini cebinden... Bu kibrit kutusu çıktı. Üzerinde sizin otelinizin amblemi var. Bu kişi sanırım sizin müşterilerinizden biriydi. Ha evet. Şimdi hatırladım. Bizim müşterimizdi. Hesabı kapatmadan ortadan kaybolmuştu kendisi. Hatta Mihriban Ekecik olayına adı karışmıştı. İsmini hatırlıyor musunuz? Adnan. Adnan Çelik'ti sanırım. Peki. Teşekkür ederim Rasim Bey. Buyurun. Çok teşekkür ederim Zeynep. Ne önemi var Mehmet? Lafını bile etmeye değmez.
Mehmet! Sen hiç adam olmayacak mısın ha? Ben... Sonra görüşelim Mehmet. Geldiler. Seyfullah sen arabayı bırak. Tamam Mihral. Ne oldu bu oğlana yine? Bir şey yok ana. Oğlum ne bunlar bu kadar? Ne demek yenge, lafı mı olur? Bostancı'nın en güzel kızını almak kolay mı? Hadi girin içeri. Sağlık. Mihrali, sıra sende. Dök içini de dinleyelim. Mahcup olmayalım hocam. Rahmetli babandan bir parça kapmış olsan bile bu bize yeter. Hadi naz etme. Hadi ya. Al. Hadi. Hadi Mihrali. Kudum. Söyleyecek. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Yüreğimden sana akan bu sevdan. Gözlerimde yanan aşk ateşi oldu. Gözlerimden gözlerim, yüreğimden yüreğim, içerim. Senden hasretini al git yâri, al git yâri, al git yâri. Seni hor görmesinler. Uçak
kuşlara malum olsun, ben annemi özledim. Bahşiş almadan tıraş yapma Süleyman. Mehmet abi, önce tıraşı görelim. Yüzünden sinek kaymazsa para almam. Bırak tıraşı da şu sakalı kes Süleyman abi. Damat tıraşı bu, aceleye gelmez. Hadi Süleyman abi, kes şu sakalı. Jilet kesmiyor, ben ne yapayım? Tamam tamam, anlaşıldı. Al şu bahşişi de bitir şu işi. Ne? Jilet parası bile değil, sok onu cebine. Eh be Süleyman abi. Seyfullah, havlu tutana da bahşiş yok mu? Oo, tıraşa mı geldik, soyguna mı geldik? Öksür. İyi günler. Oo Rasim Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Doktor Bey. Zeynep hemşireyle biraz görüşebilir miyim? Tabii, buyurun. Geçen gün konuştuğumuz konuyu soracaktım. Ne oldu, hallettin mi? O iş tamam. Güzel. Ne duruyorsun sen? Çalsınca çalsınca hadi ya! Hadi! Sağ ol Süleyman abi. Hayırlı olsun Süleyman abi. Eyvallah. Eyvallah. Ali. Ali. Tebrik ederim. Size mutluluklar dilerim. Düğüne davetli miyim? Gelmek isteyen varsa buyur. Ali, dün gördüklerini yanlış anlamanı istemem. Kötü bir niyetimiz yoktu. Sadece geziyorduk. Bunu bilmeni istedim. Hani Mihriban altın tepsi de sunacaktın bana? Oğlum, bugüne kadar ne dedik de yapmadık. Bu akşam düğünleri var dayı. Atı alan Üsküdar'ı geçti. Sen dayını ne zannettin oğlum? Şimdi kulağını iyi aç ve dinle. Düğüne sen de gideceksin. Dayı, aklını peynir ekmekle mi yedin sen? İstersen bir de gidip tebrik edeyim ha? Aynen öyle. Gidip hayırlı olsun diyeceksin. Ne? Can düşmanımın düğününe mi gideceğim yani? Kes! Senin gevşek aklın basmaz böyle ince planlara. Dayı. Sonunda ulan aferin, dayımın ne ince akılları varmış diyeceksin. Doldur, kapa. O sancağı gidiyor. Hadi.
Durun bakalım. Durun, durun. Nereye? Şşt, dur. Şimdi çalın bir zeybek bakayım. Tebrik ederim Ali. Allah mesut etsin. Ne duruyorsunuz? Çalsanıza. Bismillah. Hoş geldiniz komutan bey. Şeref verdiniz. Hoş bulduk hocam. Ama pek iyi haberle gelmedik. Ali Yiğit, şu andan itibaren cinayet zanlıyla gözaltına alınmış bulunuyorsun. Tabii. Ne cinayeti? Düğünün ortasında olacak şey değil. Ne cinayeti komutan? Üzgünüm İhbar. Emir böyle.